Merhaba, İstanbul Hepimizin girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Bugün iki konuğumuz var. 60. programımızı onlarla birlikte gerçekleştireceğiz. Profesör Doktor Pınar Uyan Semerci, hoş geldiniz Pınar Merhaba. Hocam. Ve Doçent Doktor Emre Erdoğan, siz de hoş geldiniz Emre Hocam. Türkiye'de kutuplaşmanın boyutları araştırması 2017. Bugünkü konumuz, programımızın konusu bu. Evet, hatırlayacaksınız 22 Ocak tarihinde gene bir pazartesi günü programımızda gençlik üzerine yapılmış olan bir ötekileştirme araştırmasından bahsetmiştik. Onun ilkini de 25 Aralık tarihinde Emre hocamızla birlikte ve Pınar hocanın katılımıyla gerçekleştirmiştik. Bu 22 Ocak tarihindeki programı ise gene Pınar Uyan Semerci ve Laden Yurttagüler ile birlikte gerçekleştirmiştik. Şimdi bu Türkiye'de kutuplaşmanın boyutları araştırması konusunda Emre hocam sizden bir araştırmayı nasıl yaptınız, ne zaman başladınız? Bir de tabii ki bunun geçmişi var. Tabii, yani ta tabii. 2015 yılına kadar geri gidebiliriz. Bu bilgileri sizden rica ediyorum. Bu araştırma çalışmasını biz ilk 2015 yılı Kasım ayında seçimin hemen ertesinde yapmıştık. Türkiye'de kutuplaşmanın boyutları araştırması adayı. Evet, ikinci seçim 2015'in. Evet, ikinci seçimden sonra yapmıştık. Ama işte şuydu, şöyle tanımlamıştık. Türkiye'de kutuplaşma olduğu söyleniyor da bu kutuplaşmanın boyutları neler, hangi konularda bu kutuplaşma var vesaire onu araştırmıştık. Ve biz onu Şubat, yanlış hatırlamıyorsam 1 Şubat 2006'da, 16'da kamuoyuyla paylaştık. Daha sonra işte gerek 15 Temmuz darbe girişimi, gerek referandum ve gerek arkasında yaşanan şeylerden sonra bunu tekrarlamak istedik. Ve başvurumuzu yaptık fon veren kuruluşa. Fon veren kuruluşa söylemekte fayda var. Alman Marshall Fonu'nun bir girişimi olan Karadeniz İşbirliği Projesi var. Bu proje bölgedeki ülkelerde demokrasiyi geliştirmek, diyaloğu geliştirmeyi hedefleyen bir fon. Orada başvurumuzu yaptık. Ve söylediğim mantığımız da şuydu. Bu kadar geçme sonrasında Türkiye'de kutuplaşma ne oldu? Haziran ayında proje başladı. Biz bunun sahasını... Haziran 2017. 17'de başladı. İşte hazırlıkları vesaire derken 17 Kasım 20 Aralık 2017 tarihleri arasında Türkiye'yi temsil eden 16 ilde 2004 kişinin katılımıyla araştırma çalışması, anket çalışmasını gerçekleştirdik. Evet, bu iki numaralı slaytımızı arkadaşlar ekrana verebilirlerse memnun oluruz. Bunun haricinde dört partiyle de İstanbul'da taraftarlarıyla, AK Parti, CHP, HDP ve MHP taraftarlarıyla da odak grupları yaptık ki bu anketlerde bulduklarımız ne? İşte sonuçlarının analiz edilmesi vesaire derken geçen hafta 5 Şubat'ta da araştırmanın lansmanını yaptık. Bu sonuçların lansmanı, bu üzerine çalıştığımız bir kitap dönüşecek. O da Nisan başında muhtemelen yayınlanmış olacak ki burada anlatamadığımız bazı şeyler var. Daha kapsamlı bir kısım var. O kısmı da orada aktarmış olacağız. Bu anlattıklarınız şu anda ulaşılabilir durumda. Evet, ulaşılabilir durumda. Göç Merkezi'nin web sitesine girildiği zaman, İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Merkezi'nin web sitesine girildiği zaman orada hem İngilizce hem Türkçe olarak hem sunuma, araştırma sunumuna hem de bizim kısa yorum dediğimiz, kısa özetlediğimiz bulgulara ulaşılabilir. Buradan edinebilir. Evet. Bu birinci bölümle ilgili sizin de söyleyeceğiniz şöyle, bazı şeyler var. Yani şeyi önemsiyorum açıkçası, bu ötekileştirmeyi siz de söylediğiniz üzere son iki programı ötekileştirme üzerine yapmıştık. Gençlerle yaptığımız bir araştırmaydı, o bir TÜBİTAK projesiydi. Bu tüm Türkiye'yi ve bütün yetişkinleri kapsayan bir araştırma, kutuplaştırma araştırması. Hani göç merkezi olarak niye bunu yapıyoruz ya da bizler göç merkezi içindeki araştırmacılar olarak niye bunu yapıyoruz'u konuşmayı önemli görüyorum. Açıkçası göçmenlere karşı mesafe, göçmenlere karşı ön yargı literatürde çok konuşulan, çok tartışılan bir şey. Her ne kadar Türkiye'de sınırlı olsa da. Fakat hem Türkiye'de kendi içimizde, yani ülke içindeki çeşitliliklere, farklılıklara
nasıl tolere ediyoruz, tolere ediyor muyuz, beraber yaşayabiliyor muyuz sorunsalı bizim için çok önemli. Çünkü tam da aslında iç göç de dahil olmak üzere ve şu anda çok daha fazla yoğun yaşadığımız dış göç de dahil olmak üzere bizim için bu beraber yaşayabilmek ve beraber yaşarken de bir adaletin, adil bir toplumun parçası olarak, yani bize sağlanan hakları diğerleri için de sağlandığını, farklı olanlar için de garanti edildiği gibi bir endişeyi taşıyarak, garanti edilip edilmediği sorusunu sorarak masaya oturmak çok önemli. O yüzden de göç merkezinde özellikle dezavantajlı gruplarla çalışmamız sebebiyle çok karşısına çıkan bir noktaydı bu. Ötekileştirmede de bunu anlatmaya çalışmıştım. Başkasının çocuğunu, diğerinin çocuğunu, ötekinin çocuğunu çocuk olarak görmeme mevzu. Bize göre kutuplaşma da bunun bir parçası, öykünün farklı bir boyutu, özellikle partiler arasında bu mesafenin alınıyor olması ve bunun tabii kimliklerle olan ilişkisi. O yüzden bir devam öyküsü belli açılardan, tabii ki belli açılardan da çok yeni ve Emre Hoca'nın 2015'te yapmış olduğu böyle bir çalışma sonrasında ötekileştirmede beraber oluşturduğumuz bütün araştırma üst üste gelerek bu kadar kısa sürede çıktı ama arkasında çok uzun yıllara dayanan bir mesai de var. Evet. Yani belki bir de son olarak şeyi eklemek isterim araştırma bulgularına geçmeden. Burada kullandığımız birçok kavram, sosyal bilimin içinde bu konuları çalışanlar için belki daha aşina kavramlar. Ama bunu beraberce konuşacak, düşünecek, bugünü anlamada ve anlamlandırmada zorlanan herkes için de bir araç görevi görsün aslında istiyoruz. Evet. Yani bu bir nokta koymak değil, bunu hep söylüyoruz. Aslında bu bulguları beraber düşünerek hani bir virgül koymak, beraber soru sormak, neden bunu yaşıyoruz'u anlamak ve ötekileştirme, ötekileştirmeme üzerinde konuştuğumuzda da bu sadece Türkiye'ye ait bir sorun değil. Türkiye'de çok güçlü olarak hissettiğimiz dönemler olabilir ve bu da böyle bir dönem olabilir. Bir de içinde yaşadığımız için tabii. Evet ama bu ve ötekileştirme ve kutuplaşma da dünyada da şu an çok ciddi olarak tartıştığımız, düşündüğümüz, anlamaya çalıştığımız bir şey. Hani burada üzerine yaptığımız her konuşmayı bu çerçeveden de görmeyi önemli görüyorum açıkçası. Evet, işin enteresan olan bir başka yönü de göç ve göçmenlerle ilgili başlamış, evet, olan bir çalışmanın çok da içimize dönük bir takım bilgilere, bulgulara ulaşma imkanını vermiş olması. Bu da yani orada şeyi söylemek lazım. Bu baştan itibaren kutuplaşmayı anlamaya dair bir çabaydı. Onun içine biz aslında göçmen ya da Suriyelilere, evet, karşı algıları koyduk. Yani öyle bir modülümüz oldu. Onu da ekledik. Ama burada şey çok önemli oluyor. Yani yaşanılan ülkedeki genel konjonktür nedir? Nasıl bir sosyoekonomik durum var? İnsanların birbirine olan algısı nedir? Bütün bunlar yeni gelen bir nüfusu da nasıl kendi içine kattığı ya da katmadığı, ne tür sorunlar oluştuğu, oluşmadığını da görüyoruz. O yüzden tabii ki bu, yani göçmen karşıtlığı ya da işte mülteci karşıtlığı da denebilir burada şu anki yaşadığımızda. Ya da genel olarak ötekine karşı tutumun ne olduğunu anlama çabası, toplumu anlama çabası. Bizler de yani ikimizin de aslında bütün bu çalışma ekibinin de temelde vurgulamaya çalıştığı şey, anlama. Yani şu anki toplumu anlamak için baktığımızda kutuplaşma bunun bir tane boyutlarından bir tanesi. Birisi. Evet. Hocam bulgulardan bahsedelim. Hı hı. Arkasından da tabii ki tartışmak istediğim birkaç temel nokta var. Ama hızla bulguları... Ne bulduk? Ne buldunuz? Hı hı. Evet. Bir şey yapmak lazım. Bir kutuplaşma tanımını açmak lazım. Çünkü akıl karıştırıcı olabiliyor. Şu şekilde... Bahsettiğimiz kavram hem bir durum hem bir süreç. Yani bu kutuplaşma dediğimiz zaman mutlaka bir zamansal karşılaşmadan bahsetmek gerekmiyor. Bahsettiğimiz şey şu andaki durumun tespiti yeterli olabiliyor. Bahsettiğimiz şey insanların dünyaya bakış açılarını siyasi parti aidiyetleri üzerinden gerçekleştirmeleri. Siyasi kutuplaşmadan bahsediyoruz ya da partizan kutuplaşmadan bahsediyoruz. Daha çok Amerika Birleşik Devletleri'nde tartışılan, çok da uzun süredir tartışıla gelen bir şey. Normalde ideal demokrasi teorisi şunu söylüyor. Vatandaşın önüne bazı konular gelir. Vatandaş bu konular arasında bir tercih yapar. Daha sonra da bu tercihlere en iyi yansıtan siyasi partiye doğru yönelimini gösterir diye basit bir varsayım var. Şimdi biraz da eski. Eski tabii. Liberal demokrasinin klasik varsayımı. Eğer insanlar önlerine gelen konuları bu şekilde bir akıl süzgecinden getirmek yerine ya bu benim partime mi ait yoksa öteki partiye mi ait deyip çok kısa bir yol izliyorlarsa ve buna göre tutumlarını alıyorlarsa ve bunu da sürekli yapıyorlarsa bu zaten bir sorun. Bizim burada masaya yeni getirdiğimiz kavramlardan biri Türkiye, bunun bir de duygusal diyeceğim tırnak içinde tam duygusal değil de duygusal çıkarımdan da olması. Bu burada kalmıyor.
benim siyasi parti tercihim bir kimliğe dönüşüyor. O kimliği paylaşmayan insanlara karşı da işte Pınar'ın biraz önce bahsettiği ötekileştirme süreçlerine çalıştırmaya başlıyorum. Yani o parti ya da bu partiyi tercih etmek, o ideal liberal demokrasideki pazardan alışveriş yapmayı bırakıyor. Üzerinize giydiğiniz bir formaya dönüşüyor ve o formayı da giymeyenlere karşı olumsuz duygular besliyorsunuz. En önemli perspektifimiz bu, tabii açılabilir. Evet. Ne bulduk diyeceksiniz. Şimdi öncelikle bizim ana bulgularımızı 3-4 tane de özetleyecek olursak, bir sosyal mesafe denen bir kavramı biz masaya getirdik. Hani slide numarası söylemem gerekirse, slide. Evet. Önce insanlara kendilerine hangi her partiye ne kadar yakın olup olmadıklarını sorduk. Sonra bunların arasından kendilerine hangi partinin taraftarlarını en yakın hissettiklerini sorduk. Bu arada parti taraftarlarından bahsediyoruz. Artık insanlardan bahsediyoruz, partiden değil. Daha sonra da kendilerini en uzak hissettikleri siyasi parti taraftarlarını sorduk. Yine insanları sorduk. Taraftarları seçerken kriteriniz nedir? Taraftardan kastediyoruz. Mesela AK Parti taraftarları mısın uzak diye düşünüyorsunuz? Yoksa CHP taraftarları mı? Yoksa taraftar, insan olarak bunu özellikle vurguluyoruz. Siz geri kalan sorularda da bunu yaptık. Yani parti değil, parti taraftarları. O ve parti seçmen de değil. Belki onu da söylemek lazım. Normalde biz seçmenler diye konuşuruz. Burada seçmen değil, daha yakın hissettiği parti, daha uzak hissettiği parti. Aslında önce o şekliyle kendisini tanımlamasını istiyoruz ankette. Sonrasında ise işte en uzak hissettiği parti taraftarı, en yakın hissettiği parti taraftarı gibi. Hani seçmen şöyle fark ediyor: en son seçimde oy kullanmış, kullanmamış, kullanacak. Yani o ayrı bir şey. Daha çok mesafeyi anlamak, yakınlığı, hissiyatı, yani işte evet, bu hissi boyutu yakalamak. Yoksa parti üyeliği veya parti yöneticiliği. Taraftarlık değil. Yani şöyle bir şey var, çok basit bir kural. İnsanlar genelde taraftar oldukları partiye oy verirler ama bazı durumlarda da vermezler. Biz taraftarlıkla ilgileniyoruz. Evet. Dolayısıyla ben hiçbir partinin taraftarı değilim diyen insanlar da var tabii ki. Belki şeyi tabii gösterebiliriz, ikinci slaytı da gösterebiliriz. Yani böyle sorduğumuzda nasıl bir dağılımı göstermek açısından. Önce kimlerle yaptığımız vardı, üçüncü slayt. Üçüncü slayt, evet. Evet. Araştırmaya katılanların demografisiydi. Ondan sonrasında da... Burada cinsiyet, yaş grubu, yerleşim, evet, eğitim temsili, düzeyi, çalışma durumu. Sizin 5 kriter olarak. Bu üçü bizim normalde nasıl bir hedef kitleden bahsettiğimizi anlamaları için. Yani hani çünkü insanlar şunu söyler, benim etrafımda böyle insanlar yok. Çünkü tabii ki etrafımızda Türkiye'nin tamamıyla temas etmiyorsunuz. Örneklem çekmemizin mantığı da bu. Yani Türkiye evet, bu insanlardan oluşuyor şu anda. Onu gösteriyoruz. Bir sonraki slide'e geçersek orada... sorumuzu daha net görebileceğiz. 6 ve 8'e mi? Evet. Evet. 6 numaralı slayta. Hangi partiye yakın hissediyorsunuz? Biraz önce bahsettiğimiz sorunun yanıtı. Evet. Burada görüyorsunuz bir takım yanıtlar var. Bu hangi partiye oy veriyorsunuz değil, hangi partiye yakın hissediyorsunuz? Tabii ki birinci sırada AK Parti, CHP diye gidiyor. Biz 5 ana partiye verdik. Diğer şıkkı tabii ki var ama yani siyaseten elimizdeki dağılım evet, buna benzer bir şey. Bir sonraki slayta geçersek, o zaman slayta özelliğine gideyim. En uzak hangi partinin siyasi, hangi taraftarlardan bahsediyoruz? Hangi partinin taraftarlarına kendisi en uzak hissediyorsunuz dediğimizde burada birinci sırada HDP geliyor, daha sonra AK Parti geliyor, CHP geliyor ve devam ediyor. Burada şunu söylemekte fayda var, bize de soru olarak geldi. Madem HDP, o zaman HDP'lerden bahsediyoruz. Hayır. Diğer partilere de, diğer parti taraftarlarına da kendi uzak hissedenler var. Dolayısıyla herkes kendisine bir... Bu slaytta da görünüyor zaten. Evet, 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 burada yapılıyor. Bizim odaklandığımız şeylerden 3 tane şey odaklandık. Bunlardan bir tanesi sosyal mesafe. Sosyal mesafe eski bir kavram, yeni bir kavram değil. Amerika Birleşik Devletleri'ni geliştirmiş, Afrikalı Amerikalılara karşı olan mesafe, insanların diğerleriyle işbirliği yapma, aynı hayatı paylaşma eğilimlerini ölçmeye çalışıyor. Komşu olarak ister misiniz? Çocuklarınızın o partinin taraftarlarının çocukları oynamasını ister misiniz? Kızınızın o partinin taraftarlarının biriyle evlenmesini ister misiniz? Ya da iş yapmak ister misiniz? O partinin taraftarlarından, kendinizi en uzak hissettiğiniz partinin taraftarlarından bahsediyoruz. Ne çıkıyor burada sonuç? Enteresan. Komşu olarak istemeyenlerin oranı %70 diyelim. Kızın o partinin taraftarlarından biriyle evlenmesini istemeyenlerin oranı %79. O partinin taraftarlarının biriyle iş yapmak istemeyenlerin oranı %74 gibi bir... Neredeyse %80'e kadar gelebiliyor. Şey. Bu
bize şu geliyor, böyle değil, evet böyle değil. Yani gerçek hayatta insanlar başka partide kimse çocuğunu gördüğü zaman sen babanı çağır, hangi parti oy verdiğini öğreneyim demiyor. Ama bu eğilimi, temayülü belirliyor. Şimdi temayül de önemli. Bunu sorduğumuz zaman bu çok düşük çıkabilirdi. Evet. Çıkmadı. Bu yüksek bir rakam. Yani kimlik sorulduğunu biliriz. Evet. Ama siyasi parti, hangi siyasi partiye oy veriyorsun veya taraftarı... Ama şu anda öyle bir duruma geldik. Zaten bunu göstermek istiyoruz. Siyasi parti taraftarlığıyla kimlikler o kadar örtüşüyor ki artık zaten ister istemez anlıyorsunuz. Bu sadece Türkiye'de geçerli bir şey değil. Benzerini Amerika Birleşik Devletleri'nde yaptılar. Rakamlar son seçim bu konuda bir örnek herhalde. Evet, insanlar ya, ve bir de hani şunu da söyleyeyim, şey diyoruz, evet ya bunu söylüyorlar ama aslında yapıyorlar. Bir açıdan da yapmıyorlar çünkü insanlar taşınıyorlar. Komşu olarak istemedikleri için böyle bir coğrafi ayrışma da söz konusu. Aslında bunu belki biraz bir şey eklemek isterim. Yani bu önemli bir şey. Biz hani şehir hepimizin programında olduğumuzun da altını çizerek İstanbul içinde başka mekansal alanlarda da nasıl ayrıştığımız, yani nerelerde yaşamak istiyoruz, nerelerde oturmak istiyoruz, nerede rahat hissediyoruz, evet, hangi semti seçiyoruz ya da taşınıyor muyuz ya da işte çocuklarımızı düşündüğümüzde ne tür okullara gidiyorlar, kimlerle karşılaşıyorlar. Yani bu karşılaşma hali ve temas bizim ötekileştirmede çok anlattığımız bir öyküydü hatırlarsanız. Öyle bir şey ki aslında karşılaşmamak ve temas etmeyecek şekilde yaşamlarımızı kurgulamaya başlıyoruz. Bu yüzden mekansallık bu araştırmada çok zaman harcamadığımız ama aslında çok önemli olan ve gerçekten de üzerine düşündüğümüz bir şey mekansal ayrışmalar. Ve bu mekansal ayrışmaların getirdiği işte beraber yaşamayı ya da karşılaşmayı azaltan noktalar. Yani evet biz böyle bir soru sorduğumuzda böyle bir yanıt alıyoruz ama gerçek hayatta bunun dışında beraberlikler, temaslar yok mu var? Ama bir yandan da böyle düşünen kişilerin ev tercihleri, tabii ki ekonomik koşulları vesairesiyle de belirleniyor bu tercihler ama hani seçme imkanı varsa nerede olmayı tercih ederdi sorusunu sorduğumuzda da giderek hissettiğimiz, sadece bu çalışmada değil, diğer çalışmalarda da gördüğümüz bir mekansal ayrışmadan bahsediyoruz. Ve bu şehir hepimizin ortaklığı olan alanların daralması da çok korkutucu ve önemli geliyor bana. Bu sadece İstanbul'a özgü bir durum değil. Yani bunu araştırmak gerek. Benim için çok zor başka yerlerde bunu İstanbul'da çok hissettiğimi düşünüyorum, gördüğümü düşünüyorum. Doğru. Yaptığımız çalışmalarda da işte çocuk işçiliği üzerine çalışıyorsak gittiğimiz semt belli, baktığımız yer belli. Ya da işte eskiden Taksim'in hepimiz için taşıdığı anlamla şu anki Taksim'in duruşu, İstiklal Caddesi dediğimizde hayal ettiğimiz ve ne kadar sıklıkla oraya gidiyoruz. Hani herkes kendi çevresi ya da kendi yaşamı için bunu kurgulayabilir diye düşünüyorum. Hani diğer yerlerde bu cümleleri söyleyebilmem için oraları da çalışıyor olmam lazım, saha yapıyor olmam lazım. Hani evet. İstanbul'da hem içinde yaşadığım hem de daha fazla birebir mekansallık üzerinde çalıştığımız için bunu daha rahat söyleyebiliyorum. Ama diğer yerlerde de benzer bir şey yaşanıyor olabilir. Tabii sitelerin de farklı karakterde sitelerin oluşması, yani A ya da B grubu değil, genel olarak hepimizin nasıl yaşam mekanları seçiyoruz ve nerelerde zaman geçiriyoruz. Farklılıklarla orada ne kadar karşılaşıyoruz, karşılaşabilme imkanı olan yerleri mi seçiyoruz yoksa seçmiyor muyuz? Ve tabii bu gene bizim hani özellikle bütün bu öyküyü anlamlandırırken düşündüğümüz bir şey, tabii korkunun da burada etkisi var. Nerede yaşayacağımız, nasıl yaşayacağımız, korunaklı sitelerden tutun da işte hangi taşı ulaşım araçlarını kullanacağımız öyküsünde bile böyle bir şey çıkıyor. Ama bu mekansallık, yani bizim burada çok üzerinde çalışamadığımız çeşitli kısıtlar sebebiyle, çünkü bir anketin de sorduğumuz soru sayısı diye bir tarafı var. Ama bu çalışmada da diğer çalışmalarda da altını çizdiğimiz ve yani bizim de çalışmak isteyeceğimiz, başka arkadaşlarımızın da çalışmasını önereceğimiz şeylerden biri. Evet, yani bu aynı zamanda projenin devamı açısından da bir gösterge. Yani, bizim için hani bitmiş bir şey yok. Hep sormaya devam ettiğimizde bu mekansallık bizim için önemli bir nokta olarak evet. çıkıyor. Yani biz çalışabiliriz, başkası çalışabilir ama bu öyküyü çalışmak lazım diye özetleyeyim. Evet. %80 oranı için dediniz ki bu hayatta birebir böyle değil ama, değil ama bunu sorduğunuz zaman böyle çıkıyor böyle, ise. Bu bir temayül. Evet. Yani böyle insanlar evet diyor ki hani buna benzer bir çalışmayı Yılmaz Esmer hocamız yaptı. Sokaktan geçen insanlara iki tane fotoğraf gösteriyor. Bunların hangisinin yönettiği belediyede çalışmak ister, yaşamak istersiniz dediğinizde
fiziğe bakarak, sadece fotoğrafa bakarak insanlar karar veriyor. Çünkü fotoğraflarla siyasi parti kimliklerini anlayabiliyorsunuz insanların. Bu çok hani yaygınlaşan bir şey. Hepimiz öyle bir tercihlerde bulunuyoruz. Önemli olan bunun söylenmiş olması, yapılması. Onu bıraktık, hani biraz önce söylediğiniz de demokrasinin eski bir tanımı. Bu da insanların ankette söylediklerini, yapacaklarını beklemekten vazgeçeli çok oldu. Evet. İnsanlar ankette söylediklerinin ne anlama geldiğini anlamaya çalışıyoruz. Yoksa herkes bugün ansiklopedi okuyor olurdu. Öyle bir gerçek yok. Belgesel seyrediyoruz. Yani, o şey. İkinci olarak biz ahlaki, belki bir sonraki slide'ı görebilirsek görmeye çalışayım. Orada 14 no'lu slide. Evet. Dediğimiz orada bir 14 takım, numara. Evet, orada bir takım sıfatlar saydık. Biz buna ahlaki üstünlük diyoruz. Bir takım sıfatlar sayıyoruz. Bu sıfat sizin en yakın hissettiğiniz partiye mi yakın? En uzak hissettiğiniz parti taraftarlarına mı yakın, yoksa ikisine de mi uygun gibi bir soru soruyoruz. Bu sıfatların yarısı olumlu, yarısı olumsuz. İşte ülkenin yararını çalışan biziz, vatansever biziz, onurlu biziz, zeki biziz, cömert biziz, açık fikirli biziz. Ülkeye tehdit oluşturan onlar, zalim onlar, ikiyüzlü onlar, bağnaz onlar, kibirli bunlar, bencil bunlar, %80'ler civarında bunlar. Çok kesin ayrımlar. Çok kesin ve burada tekrarlayayım, ikisine de uygun deme şansları var, hiçbirine de uygun değil deme, ne alakası var deme şansları var demiyorlar. Niye? İşte bu, biz bu yani böyle bir soruyu neden soruyorsunuz? Bile demiyorlar. Bile beklenen yani, bir şey değil mi? Ama bunu işte biz çok açıkçası gündelik hayatta da gözlemlemiyor muyuz? Yani bizden olanların diğerlerine göre daha ahlaklı, ahlaki olarak daha az kusurlu olduğunu, ötekinin daha kusurlu olduğunu düşünmüyor muyuz? Arkadaşlar ben bunu yani yaşadığım her anda hissediyorum ama burada bu kadar ciddi bir oranda ortaya çıkması ve net bir şekilde ortaya çıkması doğrusu beni bile şaşırtıyor. Yani bu kadar nasıl? İşte bu daha önce bahsettiğimiz ötekileştirme sürecinin önemli girdilerinden bir tanesi bu. Evet. Yani ötekileştirme süreci kendimizi diğerinden ya da ötekisinden ahlaki olarak daha üstün görmeyle başlıyor zaten. Evet. Onlar yanlış, onlar bencil, biz değiliz. Ve o ahlaki olarak üstün görme bizim ondan sonraki adımlarımızı da meşrulaştırmak için çok önemli bir araç. Yani istemiyorum tabii çocuğum oynasın çünkü zaten o çocuğuna doğru dürüst bakıyor mu ki? Ya da işte benim sahip olduğum ahlaki değerleri, yaşam koşullarını, İşte cahilliğiyle ya da işte kibriyle her şekliyle bu sıfatları çoğaltabiliriz. Burada o yüzden bu ahlaki üstünlüğün çok hayati olduğunu düşünüyoruz. Bu tanımakla ilgili bir şey değil anladığım kadarıyla. Yani bu ön yargı zaten. Ön yargıların gittikçe pekiştirilmesi ve biz burada zaten birazdan onu da konuşacağımızı düşünüyorum. Hani medyanın burada çok ciddi bir etkisi oluyor. Olayların gerçekliğinden bağımsız, temsili ve o temsile bağlı olarak da yargıların pekişmesini görüyoruz. Evet. Ve bu hakikaten de yani benim için de bu sonuçlar yani belki bildiğim bir öykünün başka bir şekliyle gene karşıma çıkması ama şaşırtıcı. Ama bu aynayı tutmak gerektiğini düşünüyorum. Yani bu aynayı her birimizin de kendine sorması gerektiğini. Yani kendisi nasıl yanıt veriyor? Çünkü bence asıl yüzleşmemiz ya da asıl bizim tartışmayı başlatmak istediğimiz nokta bu. Evet. Bize verdiği yanıtlar değil. Yani ankete vermişler ki teşekkür etmek lazım ama hepimiz ne yanıt verirdik sorusu. Hem kendimize hem ailemizin fertlerini. Aile arasında tartışmalara yol açmayalım da. Sormakta bence fayda var. Evet. Bizim bir de yine yani burada araştırma bulguları derken altını çizmek istediğim bir şey de siyasal hoşgörü meselesi. Şimdi dediğim gibi bir ideal demokrasi tanımından bahsediyoruz. Gerçekte olmasa bile yaklaşmaya çalışıyoruz. Onlardan bir tanesi de siyasal hoşgörü. Benim sahip olduğum siyasal haklara, bu nedir? Basın açıklaması yapmak, toplantı düzenlemek, yürüyüş yapabilmek, aday olabilmek gibi ya da mahremiyetimin korunması gibi bir takım siyasi haklarım var. Bu siyasi haklara... Hatta yerellik. Evet, bu haklara acaba diğeri layık mı? İşte zaten bizim siyaset bilimci perspektifiyle ötekileştirme de çıkış noktamız vardı. Nerede görüyoruz biz bunu? Kendimizin sahip olduğu haklar onların layık olmaması... Ötekileştirmenin en somut yerlerinden bir tanesi. Niye olmuyor? İşte bu ay bir kere eşit değiliz. İki onlar ahlaken böyle vesaire derken bunu çok rahat yapıyorsunuz. Evet onun telefonları dinlenebilir ama benimki dinletmem. Ben basın açıklaması yapabilirim ama o yapması da olur demeye başlıyorsunuz. Biz bunu yine sorduk. Ve yani insanlıktan bile düşüreceksiniz tabii sonunda. Siyasal tabii. İnsanlıktan yani insanları siyasal haksız hale getirmekten, o hakları geri almaktan bahsediyoruz. Ve bu da gösteriyor ki işte basın açıklaması yapmasın diyenlerin sağlam bir
oranı var, %40'la %50 arasında değişen insanlar bu hakların geri alınması ve telefon dinlemeleri. Yani bu ülkede iki kişiden biri en azından hissettiği siyasi parti taraftarlarının gerekirse telefonlarının dinlenebileceğini söylüyor. Bunu meşru görüyor ki en bundan bayağı acı çekmiş bir evet. sorunlar yaşamış bir toplumuz. Bizim için bu üçü, sosyal mesafe, ahlaki üstünlük ve siyasal hoşgörüsüzlük bir arada var olan ve kutuplaşmanın en somut görüldüğü yerler. Eğer bir parti taraftarları diğer parti taraftarlarına karşı bunları hissediyorlarsa burada ciddi bir kutuplaşma sorunu vardır. Çünkü o basit siyasi parti tercihi artık onun ötesine geçmiştir. Bir beraber yaşayamama, bir ona katlanamama, tahammül edememe, en önemlisi onun siyasal haklarını geri almaya da gasp etme eğilimine dönüştü anlamına gelir ki zaten bizi rahatsız eden unsur da bu. Yoksa insanlar istekleri kadar kendi siyasi partilerini sevebilirler. Bunda bir sorun yok. Buna dönüşürse sorun var işte. Evet. Bizim altın çizmeye çalıştığımız mesele buydu bu araştırmada. Evet. Hocam sizin bu konuda ekleyeceğiniz herhangi bir nokta var mı? Yani aslında şöyle bir şey var. Bu ilk bahsettiğimiz ötekileştirmeyle bu araştırma karışıyor derken şunu vurgulamak isterim. Bizler tabii ki araştırmacılar olarak her ikisinde yer alan oradan beslenerek buraya bayağı bir şey taşıdık. Evet. Ama burada işte göstermeye çalıştığımız ya da gördüğümüz şey özellikle literatürdeki kutuplaşmanın aynı zamanda bu ötekileştirmeyle olan güçlü ilişkisini vurgulamak ve buradaki farklı boyutları ortaya çıkartarak aslında kendimize de bir şekilde ışık tutmak. Yani evet bir kamplaşma, farklılaşma, farklı partilerin bir araya gelip konuşamaması, taraftarların bir araya gelip konuşamaması... Bunu hissediyoruz, görüyoruz. Peki bunu nasıl anlamlandırabiliriz? Hangi aşamaları var bunun? Hangi süreçleri varı? Aslında ortaya çıkartmaya çalıştık. Yani öyküyü bildiğimiz, hani hissettiğimiz dediğim şeyi nasıl görürüz ve gördükten sonra da işte nerelerde ne yapılabilir? Ki medyada burada belki oraya da geçebiliriz. Kimlikler ve medya bizim bu noktada üstünü çizdiğimiz, daha doğrusu altını çizdiğimiz noktalar. Çünkü çok ciddi olarak kimliklerle parti taraftarlığı arasında bir ilişki var ve bütün bunların hangi televizyon kanalını izlediğimiz, hangi gazeteyi okuduğumuzla çok yakın bir ilişkisi var. Bunu belki söylemek önemli olur diye düşünüyorum. Kimliklerle ilgili galiba 19. slaytımız vardı, doğru mu görüyorsam? Doğru. 19. slayt. Parti tabanları ve birincil kimlikler. Evet. Bunu belki önce bir haritayı açıklamakta fayda olabilir. Bu harita, mütekabiyet haritası olarak isimlendiriyoruz bunu. Bu gördüğünüz yuvarlakların içinde kimlikler var ve parti taraftarlarıyla olan ilişkisini gösteriyor. Bunlar şu demek değil, sadece bunlar söylenmiş değil, daha yoğunlukla söylenen. Daha fazla söyleneni gösteriyor bu haritada ve gördüğümüzde baktığımızda da dağılımına ortaya çıkan bir resim var. O da şu, daha çok gençler, pardon geziciler, azınlıklar, Kürtler dediğimiz grubu HDP taraftarlarıyla daha ilişkili olduğunu, Aleviler, Atatürkçüler, laiklerin CHP taraftarlarıyla, Türkler, muhafazakarlar, milliyetçiler, AKP ve MHP taraftarlarıyla, buna yakın bir dindarlar ve ülkücüler de var biraz daha kenarlarda olmakla beraber. İyi Parti'nin de tabii ki çok daha yeni kurulmuş olması sebebiyle daha az bir şeyi vardı, %5 civarında, ama yine de ilginç bir biçimde burada eğitimli insanlarla Türkler ve muhafazakarlar arasında bir yerde durduğunu görüyoruz. CHP ile MHP arasında bir yerde durduğunu görüyoruz. Bu ilginç bir gösterme biçimi. Aslında görsel olarak bunu çiziyor olmak da bize bir şey anlatıyor. Yani bu kimliklerle bu parti taraftarlığı arasındaki ilişki de iki yönlü, çift yönlü olduğunu söylememiz gereken bir ilişki. Yani evet, bu kimliklere sahip olanlar bu partilere daha yakınlar, ama bu parti taraftarlığı da aynı zamanda bu kimlikleri çok güçlendiriyor. Evet, yani bu bizim üzerinde çalıştığımız, düşündüğümüz, anlamaya çalıştığımız bir nokta. Bu kimliklerin tabii yansıması çok önemli. 21. slayta da geçebilirsek, orada da partiler ve grup üstünlüğünü görmüştük. Evet.
21. slide. Evet, bu partiler ve grup üstünlüğü de önemli. Çünkü burada grup üstünlüğüyle ne dediğimizi aslında ifade etmekte fayda var. Burada daha çok kişilerin kendisine ait gördüğü AK Partili, MHP, İYİ Parti, HDP, CHP, bunların Türkiye'deki diğer insanlarla kendilerini nereye koyduğunu, nasıl karşılaştırdığına bakıyoruz. Ve işte hükümet benim grubumdaki insanlara diğer insanlar kadar saygı göstermektedir dediğimizde örneğin AKP ve MHP'nin çok daha yukarıda olduğunu, HDP ve CHP'nin daha aşağıda olduğunu görüyoruz. Yani bu çok önemli bir biçimde aslında toplumdaki algıyı gösteriyor. Yani demin söylediğimiz gibi gerçeklik anlamında değil, taraftarların bunu nasıl algıladığı anlamında önemli bir nokta. Son 5 yılda benim grubumdaki insanların sözleri daha fazla geçer hale gelmiştir dedi. MHP ve AK Parti'yi görüyoruz. Yukarıda %57 ve %55.4, CHP %27, HDP %25 gibi görüyoruz. Yani arada gerçekten bayağı büyük oranda farklar var. Bunu söylemek gerekir. Gene Türkiye'de benim grubumdan insanlar güç sahibi değildir diye bir alıntımız var mesela. HDP taraftarlarının %56.5'i, AKP taraftarlarının ise %35.8'i buna evet diyor, bunu doğru buluyor. Bunları şu açıdan önemli, katılıyorum yanıtların oranlarını hep yansıttık. Hani parti kimlikleriyle yaşanılan koşulların nasıl değerlendirildiği arasında da oldukça ciddi farklar var. Farklar var, evet. Hocam medyaya geçersek? Medyaya geçersek. Burada şimdi şöyle medyanın nasıl bir rol oynadığını biraz kuramsal olarak anlatalım. Ve burada da hani çok duyulan ama hatırlanmayan bir iki kavramı hatırlatmakta fayda var. Bunlardan bir tanesi yankı odası. Biz bunu çok önemsiyoruz. Yankı odası... Evet, araştırmanın enteresan bulgularından birisi de bu. Öyle bir ortamda yaşıyorsunuz ki öyle bir oda ki sadece kendi sesinizi duyuyorsunuz. Böyle bir metafordan yola çıkıyor. Bahsedilen şey şu... Ben yaşadığım ortamda sadece kendi sesimi, kendi görüşümü duyabiliyorum. Etrafımdakiler, ona tekrar geleceğiz, etrafımdakiler benimle aynı görüşü paylaşıyorlar. Okuduğum gazeteler benim görüşlerimi yansıtıyor. Zaten görüşümü yansıtmayan gazeteyi de okumuyorum. Televizyonda kendi görüşümü yansıtan insanları seyrediyorum. O kanalları tercih ediyorum. Twitter'da kendi görüşümü benzeyen insanları takip ediyorum onları. Facebook'taki bütün arkadaşlarım benimle beraber derken... Ben farklı bir görüş görmüyorum ortalıkta. Dolayısıyla ne hale geliyor? Kendimi tekrarlayan neler varsa onlarla meşgul. Ben şimdi her A olay oluyor ve hep beraber pozisyon alıyoruz. Herkes benimle aynı yerde. Başka bir oluyor. Bakıyoruz belli bir süre sonra o hale geliyorsunuz ki başka bir görüşü normal görmüyorsunuz. Burada Freud'un anlamda kullanıyorum. Sapkın bir durum olarak görüyorsunuz. Ya sen bu görüşe nasıl sahip olursun? Bak bu beyaz ya. Neresi siyah bunun? Niye sen buna siyah diyorsun? Ya görmüyorsun, bariz bir gerçeği görmüyorsun. Bak benim etrafımdaki herkes görüyor ya da senin bundan bir çıkarım var. Sen satılmışsın. Dolayısıyla bu tartışmayı kilitliyor. Bu kadar hep aynı ortamlarda bulunmak, o eko odasında bulunmak insanı gerçeklikten kopartan bir şey. Merakı da ortadan kaldırmış tamamen. Yani. Tamamen evet. Evet. Kendi kendinize sürekli aynı şey yapıyorsunuz. Biz de bunun üzerine çizelim dedik ve bu konuda birkaç soru sorduk. Önce şunu sorduk. Bir kere etrafınızdakilerle siyaset tartışıyor musunuz dedik. Vallahi çok tartışmıyoruz da geldi. Aslında bu hepimizin başına gelen bir şey. Çok ben özellikle aileli siyaset tartışmam diye bir duruşum vardır. Bu yaygınlaşıyor demek ki. Evet. Siyaset tartışmıyoruz. Siyaset tartışmak çünkü hoşumuza gitmeyen bir şey. Birisinin... De hep kötüye giden bir şey. Kesinlikle iyi yani. Sonuçlanmayacak bir şey. Senaryonun sonu kötü. Ve şunu soruyoruz. Peki görüş ayrılığına düşüyor musunuz? Hayır. Hem tartışmıyoruz hem de görüş ayrılığına da düşmüyoruz çünkü. Herkes bizim gibi düşünüyor. Zaten tartışmazsanız nasıl düşeceksiniz burada ki? Burada şey vardı işte birisinin alıntısı vardı. Ben dayımla bir kere tartıştım. Artık görüşmüyoruz. Bizim merak ettiğimiz buydu. Bunu istemiyoruz. Yani bu hani... Olmaması gereken bir şey. Yani odaklarda belki onu söylemek lazım. Hani böyle bir iki örnek hep çıktı. İşte babamla tartışıyorum artık haberleri seyredemiyoruz. Ya da o bu kanalı seyrediyor ben seyretmiyorum gibi. Ama geneldeki eğilim görüşmeme ve konuşmama yönünde. Yani bu bir kere şeklinde. Biz bunun hani bakalım resim nasıl diye şey yaptık. Bir soru uyarladı. Bundan önce sormuşlardı. Hassas bir konu seçelim dedik. Bu konuyu şu ortamlarda tartışır mısınız? Biz hassas konu olarak hükümetin OHAL uygulamalarını aldık. 28. slide'ı da gösterebilirsek. Evet. Buradaki sorunun mantığı da şu. Görüşünüzü sormuyoruz. Bunu özellikle vurguladık.
Yani ne düşünüyorsunuz? OHAL uygulaması hakkında bir tartışmaya katılır mısınız? Görüşünüz ne olursa olsun. Hiç merak etmiyor. Evet. Şimdi bu anket ayrıca açar mısınız diye de sormuyorsunuz. Hayır, yani katılmışsınız. Tartışma doğdu. Tartışmaya katılır mısınız? Aileniz evdeydiniz bir akşam yemeğinde bu tartışmaya katılır mısınız? 164 evet demiş. 3'te 2'si. Arkadaşlarınızla dışarıdaydınız bir yemekte %57. Burada iki parametre birden değişiyor. Hem dışarıdayız bir üçüncü kulak var. Evet. Hem de arkadaşlar biraz uzaklaştı. Mahalle toplantısında daha da uzaklaştı %45. İş yerinizde okulunuzda %36. Facebook'ta %27. Twitter'da %24. Dolayısıyla aslında şöyle bir şey. Özelden kamusala gittiğinizde gittikçe tartışma hevesiniz de kısalıyor. Bu çok önemli. Biz bunu işte Neil Newman, Alman sosyal bilimci 1970'lerde bize öğrettiği suskunluk spirali dediği bir olay var. Sarmalı. Evet. Şöyle oluyor, siz görüşünüzün azınlıkta olduğunu düşünüyorsunuz. Görüşünüz azınlıkta olduğu için de o görüşü dile getirmiyorsunuz. Sonra siz dile getirmediğiniz için insanlar çoğunluktaki görüşün böyle olduğunu düşünüyorlar. Ve ondan sonra vesaire böylelikle azınlıkta olan görüşler yok oluyor. Sahte bir konsensus oluşuyor. Yani bu konuda herkes aynı fikirde ama aslında herkes sustuğu için. Bunu da örnek olarak çok da güzel anlatır. 1970'lerde çok biz öyle sormadık ama sorulabilir de bir fotoğraf gösterir. Bu fotoğrafta bir kişi tek başına oturur. Bir grup insan tek başına. Der ki burası bir kokteyl parti. Burada biraz önce diyelim bizim önümüzde o hal hakkında bir tartışma yapıldı. Tartışanların bir kısmı o halin haksız olduğunu söyledi, bir kısmı o halin doğru olduğunu söyledi. Sizce hangi grup? Tabii ki insanlar diyorlar bu. Sonra başka bir örneği vardı, ben bunu üniversitede çok yaptım. Bir otoparktasınız, arabaların üzerinde parti stikerleri var, yapışık etiketleri var. Bir tanesi yırtılmış, hangi parti? Şimdi bunu sorarak siz insanların algısını anlamaya başlıyorsunuz. Hangi görüşün azınlıkta olduğunu düşünüyorlar. Dolayısıyla böyle bir spirallerinin içine giriyorsunuz. Azınlıktaki görüşünüz varsa söylemiyorsunuz. Onu Timur Kuban hocamız daha sonra kaskat olarak tanımladı. Hepimiz bilgimizi diğerlerinin bildiklerinden yola çıkarak yapıyoruz. Bu da sakıncalı bir sahte konsensüse geliyor ki o devrimlerin nasıl mümkün olmadığını anlatmak için anlatmıştı. Dolayısıyla biz bunu merak ettik. O hal uygulamasını özel olarak seçtik dediğim gibi. Sonra biz şunu da sorduk, hemen arkasından sizde yok ama peki buradaki insanlar, sizinle sayacağımız insanlar sizinle aynı fikirde mi? Ailem benimle aynı fikirde. Eşim aynı fikirde. Uzaklaştık, kamusal alana gittikçe şöyle bir şey görüyorsunuz. Onlar benimle aynı fikirde olmayanların sayısı artıyor ama ben zaten onlarla tartışmıyorum. Bu inanılmaz bir içe kapanma eğilimi, kamusal alanın yok olması diyeceğimiz bir şey. Çünkü nedir o işte bize hep anlatan öykü? Kahve vardı. Kahvede insanlar kahve içerken farklı görüşler dinlemeye başladılar. Oradan şu çıktı. Oradan bir kamusal alan oluştu. Yok Fransız salonları, yok İngiliz dernekleri derken bir kamusal alan kendi kendisini inşa etti. Yani burada parçalanan bir kamusal alandan bahsediyoruz. O işte bizim eko odasına girmemizi yol açıyor. Yankı odasına başka bir görüşü duymuyoruz çünkü. Burada en büyük sıkıntı var. Peki medya buna çağrı oluyor mu? Olmuyor. Eğer 32. slide'ı gösterirsek televizyonda haber bültenleri tercih ve parti tabanları haritamız var. O da gerçekten iyi bir... Şu anda görüyorsunuz. Öncelikle en çok nereden haber alıyorsunuz diye sorduk. Televizyon birinci sırada geldi. Demek ki televizyon ciddi bir şey. Peki siz hangi televizyonlara seyrediyorsunuz dediğimiz zaman CHP'liler Halk TV, Fox TV, CNN Türk seyrediyorlarmış. AK Partiler ATV, Ana Haber, TRT, Ana Haber, Ana Haber ve Kanal 24 seyrediyorlarmış. Yani ayrışmış durumda. Haberleri televizyon de başlıyor. Kanalları da iyi. Evet. Bunun niye önemi var? Biraz önce Pınar'da değindi. Medyanın dünyayı temsil işleri var. Şöyle bir şey. Biz kendi hayatımızda objektif olarak doğrudan deneyimleri çok fazla elde etmiyoruz. Deneyimlerimizin bir kısmı dolaylı olarak geliyor. Neden? Televizyondan geliyor. Televizyonda da şöyle bir şey yapıyorsunuz. Sizin görüşünüzü doğrulayan televizyon haberlerini seyredince siz diğer görüşleri yok sayıyorsunuz. Öyle bir şey yok ya. Benim kanalımda olurdu. Ve bunu her gün yaptığınız zaman, düzenli olarak yaptığınız zaman burada bir de seçici olma hali de var. Kendi görüşünüzü beğenmediğiniz kanalı değiştiriyorsunuz da zaten. Bir süre sonra dünyanın bu halde olduğunu düşünüyorsunuz. Bu şey de çok önemli. Başka bu aslında kuram şeye dayanıyor. Terör kavramına dayanıyor. Medyanın dünyayı olduğundan daha şiddetli olduğunu gösterme eğilimi var. Dolayısıyla böyle bir izolasyon
suskunluk spreyini çok çok daha çoğaltıyor ve sizi biraz daha izolasyona itiyor. Evet. Aslında süremizi hızla dolduruyoruz ama benim sizin bazı değerlendirmelerinizi tartışmaya çok ihtiyacım vardı. Onu nasıl yapacağız bilmiyorum. Belki ikinci bir programa ilerlemek gerekebilir ama ben hemen şunları sormak istiyorum. Birincisi, önemli bir tespitiniz var. Bu kutuplaştırma politikaları siyasi partilerin işine geliyor ve onlar bunu kolay oldukları için de tercih ediyorlar. Çok kısa ne demek istiyorsunuz? Ya şöyle, aslında kutuplaşma dediğimiz, toplumun bu kadar bölünmüş olması ya da parti taraftarlığının taraflarının bu kadar net keskin ayrılıyor olması, tabii ki özellikle şu an içinde yaşadığımız dünya koşulları çerçevesinde popülizm dediğimiz bir kavram çerçevesinde siyasetçilerin kullandığı bir şey. Hani burada biraz daha farklı düşüyoruz. Emre, tüm siyasetçiler zaten bunu kullanır ve bu dalgayla yükselir diyor. Ben bazı siyasetçiler zor alanı tercih edebilir diye böyle bir açık kapı bırakmak istiyorum. Ama neticede çok net bir gerçeklik var. Safları sıkılaştırmak daha tercih edilen, beraber oturup farklı görüşlere saygı duyularak zor olanı yapmayı tercih etmeme hali siyasetçilerin çoğunun, en azından daha güçlü olan, daha iktidar sahibi olanlar için daha kolay bir yol. Çünkü bunun üzerinden hem işte bu medya aracılığıyla da ya da bu şekliyle inşa edilen gerçekliklerle de kendi sahip olduğunuz taraftarlarla bir güç birliğine gidebiliyorsunuz. Evet, çünkü burada da parti ayrımı yapmıyorsunuz. Yani şöyle, bence Türkiye'nin şu koşulunda her parti aynı noktadadır demek, en azından bizim baktığımız her parti aynı konumda değil tabii ki. Bunu söylemek lazım. Ama özellikle şeyin altını çizmeye çalışıyorum. Hani daha güçlü bir alan kontrolü varsa, o zaman bunun üzerinden hareket etmek daha kolay oluyor. Ve burada zaten asıl sorun, bence bizim hep zorlandığımız ve burada da işte tekrar tekrar altını çizmeye çalıştığımız şey şu: haberlerle oluşan bir gerçeklik var. Farklı gerçeklikleri var. Parti taraftarları da bu gerçeklikler, bu farklı Türkiye'ler içinde yaşıyorlar. O yüzden de zaten o Türkiye'nin içinde yan yana gelmek, beraber konuşmak, ortak çözüm üretmek gittikçe zorlaşıyor. Zorlaşıyor. Bizim ısrarla vurgulamaya çalıştığımız, bunun farkında olmamız gerektiği, hani tırnak içinde bir sosyal bilimci olarak gerçek nedir çok zor bir tartışma konusu olabilir ama bazı olgularda da evet bu yaşandı deyip bununla ilgili beraber çözüm üretmeliyiz noktasına gelememekte çok zorlanıyoruz. Bunun çok hayati olduğunu düşünüyoruz. Yani A ya da B ya da C'den daha fazla, hani nasıl olur da beraber bir çözüm geliştirebiliriz, beraber bazı noktalarda her farklı kesim hak verebilir hale gelir, eşit koşullarda masaya oturulur, eş değerde görülür. Bunlar çok tabii altını çizmeye... Sürdürülebilir bir oturmadan bahsediyoruz. Tabii tabii, yani bir kerelik değil, kullanmak değil, bir araçsallaştırma olmadan gerçekten de çözüm üretmeye dair, sorunlarımıza dair. Evet. Bunun altını çizmeye çalışıyoruz. Çünkü gittikçe birbirimizi duymayan, yani bu suskunluk sarmalının da bize gösterdiği şey bu. Yankı odalarının da gösterdiği bir şey bu. Kendi sesimizin yankısıyla kendi doğruluğumuzu tekrar tekrar ispatlıyoruz. Huzurumuz belli derecede geliyor, çok huzurlu olmasak da. Ve bu şekliyle karşı argümanları duymamaya başlıyoruz. Evet. Hocam, bu araştırmanın kullanılması konusunda da önemli bir uyarınız var. Son olarak bunu toparlayalım. Tabii lütfen. Bu şeydir, bunu biz araştırma kutuplaştırmak için yapmadık. Bunu öncelikle hani bu hemen söyleyeyim. Bu Türkiye'de özgü değil, başka yerlerde de kutuplaşma var diye insanlar kutuplaştırdıkları söyleniyor. Durumu test etmek gerekiyor ve burada şu, biz bir röportajda söyledik, biz fail aramıyoruz. Bunu siyasetçi hangisinin sorumluluğu, ama burada bireye düşen çok ciddi bir sorumluluk var. Bireyin kendisinin bu noktada nerede olduğu önemli. Ne kadar uzaklaştırıyor, ne kadar ahlak üstünlük üzerinden dünyaya bakıyor ya da kimlerin hakkından vazgeçilebileceğini düşünüyor. En önemlisi, dünya hakkındaki algısını nasıl oluşturuyor? Hep kendisine benzeyen insanlarla mı görüşüyor yoksa farklı seslere değer veriyor mu? Bu çok önemli, çünkü ikincisi bir çaba gerektirir. Bu işi kendi kendimize bırakırsak siyasetçiler, işte Pınar hocamız aramızdaki en büyük fark bu, siyasetçiler bunu bizim için yapmaz. Evet. Hiçbir siyasetçi farklı görüşteki insanları bir araya getirip hadi uzlaşın demez. Herkes kendi gerçeğinin daha rahatça duyulabilmesi için
kanalları kapatır, radyoların sesini kısar. Bütün siyasetçilerin doğasında bu olduğu için bunu bireyin onlara rağmen yapması bütün gerekiyor. Bütün demeyelim ben. Bütün demeyelim. Aradaki farklılık, önemli bir farklılık var. Evet, ben aslında Duvar Gazetesi'nde İrfan Aktar'ın 9 Şubat Cuma günü sizlerle yapmış olduğu söyleşiye de atıf yapmak istiyorum. Ve izleyicilerimize de öneriyorum. Oldukça önemli noktalara değinmiş. Ben size bu referandumların olumsuz etkisini de soracaktım ama İrfan Aktar'ın bu konudaki söyleşisini hemen tavsiye edebilirim. Sizlere çok teşekkür ederim. Sizin zamanımızı süratle doldurduk. Hızla doldurduk. Evet efendim, İstanbul Hepimizin Girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programının 60.sında Türkiye'de Kutuplaşmanın Boyutları Araştırması 2017'ye konuştuk. Konuklarımız Profesör Doktor Pınar Uyan Semerci ve Doçent Doktor Emre Erdoğan'dı. Bu araştırmaya ilişkin bilgileri İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Merkezi'nin sayfalarında internette rahatlıkla bulabilirsiniz. Hem 66 sayfalık bulguları gözden geçirebilirsiniz. Aynı zamanda araştırmaya ilişkin bütün bilgilere de ulaşabilirsiniz. Çok çok teşekkürler. Şehir Hepimizin programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalınız.